bilimsel bilgi evrensel bir özellik taşır. Yani ırk, milliyet, din ve cinsiyet gibi ayrımları gözetmez. Bugün ulaştığımız bilim düzeyine, başlangıçtan bugüne her uygarlığın katkısı, etkisi olmuştur. Elbette Müslüman bilim insanlarının yaptığı araştırmalar ve keşifler dünya bilim mirasını ciddi şekilde zenginleştirmiştir. Matematik de bu bilim dallarından biridir. Matematik alanında önemli çalışmalar yapan alimlerden birisi de Ebu Cafer el-Hazin'dir. Tam adı Ebu Cafer Muhammed bin el-Hüseyin el-Hazin el-Horasani es-Sagani olan büyük matematikçi, Horasan kökenli olup Merv yakınlarındaki Sagan bölgesinde dünyaya gelmiştir. Buhara'da bulunduğu yıllarda Samani hükümdarlığı döneminde vezirlik yaptığı bilinmektedir. Bir dönem Büveyhiler ve Samaniler arasında elçilik görevi de yapmıştır. Hazin, kendi zamanında ve kendinden sonraki dönemlerde ileri gelen alimler tarafından matematik ve astronomi alanlarında önemli bir otorite olarak kabul edilmiştir. Eserlerinden alıntı yapan veya bazı teoremlerde fikirlerini tartışan matematikçiler arasında Ebu Nasır bin Irak, Biruni, Ebu Cud Muhammed bin Leys, Ömer Hayyam ve Nasiruddin-i Tusi gibi önemli isimler vardır. Tarihçi İbnül Kıfti, Ebu Cafer el-Hazin'in aritmetik, geometri ve astronomiye dayanarak yapılan hesaplamalarda uzman olduğunu, ayrıca astronomi gözlemleriyle ilgili teorik ve pratik disiplinleri iyi bildiğini söylemekte, onun Zeycüş Şafai yani gözlem cetvelleri ve Kitabül Mesailil Adediye yani bazı problemlerin sayı analizleri kitabı adlı eserlerinden bahsettikten sonra en iyi çalışmasının o güne kadar yazılanların en mükemmeli kabul edilen gözlem cetvelleri olduğunu söyler. El-Hazin, cebir alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Cebirde çözümleri daha çok tam sayılar olabilecek denklemler üzerinde durmuştur. Ünlü matematikçi Ebu Abdullah Muhammed el-Mahani'nin Arşimet'in Küre ve Sütunlar isimli bir kitabındaki önermeden yola çıkarak A çarpı 3 artı B çarpı 3 eşittir C gibi üçüncü dereceden kurduğu ve kendisinin çözemediği Mahani denklemi adı verilen denklemi ilk çözen el-Hazin olmuştur. Hazin bu denklemi konik kesitler yardımıyla çözmüştür. Ömer Hayyam'ın aktardığı bilgiye göre kübik denklemlerin çözümü konusundaki bu ilk başarıdan sonra birçok matematikçi bu denklem türlerini Hazin'in yöntemiyle çözmeyi başarmıştır. Hazin günümüzde halen tam olarak anlaşılamamış olan Öklid'in 5. postulasını yani ön doğrusunu ispata çalışan İslam matematikçileri arasında ilk sırada yer almıştır. Yine Ömer Hayyam'ın aktardığına göre Hazin, 5. postulayı bir postula olarak değil, bir teori olarak ele almış ve ispata çalışmıştır. İslam matematiğinde Hazin'in bu çalışması yüksek ihtimalle paraleller teorisi konusunda yapılan ilk orijinal çalışmalardan biridir. Ayrıca Hazin, Yunan matematiğinde öncüleri Eudoxos ve Arşimet olan tüketme usulüyle cisimlerin hacimlerini hesaplama yöntemini geliştiren Müslüman matematikçiler arasındadır. Şerhu Kitabi Öklidis yani Öklid'in kitabına şerh eseri geometri konuludur. Hazin'in günümüze ulaşan eserlerinden biridir. El-Methalül Kebir ila ilmün nücum yani gök bilimine büyük giriş kitabı da günümüze ulaşmıştır. Parçalar halinde elimizde bulunan eserleri ise Tefsirül Mecisti yani El-Mecisti tefsiri ve Zicüş Şafai
yani gözlem cetvelleridir. Ebu Cafer el-Hazin, hayatının son dönemini Rey'de gözlemler yaparak ve kitaplar yazarak geçirmiş, 971-972 yıllarında yine burada vefat etmiştir.